Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir video konseptiyle karşınızdayım. Ben aslında uzun zamandır bundan size söz ediyordum Instagram üzerinden falan da. Saçlarıma Brezilya fönü yaptırmak istiyordum. Çünkü saçlarımın sürekli böyle elektrikli bir halde olması, düzle dalgalı arasında durması, biçimsiz olması falan beni çok rahatsız ediyordu. Ve sürekli dışarı çıkarken artık saçımı düşürmek istemiyorum. Yani makyajımı yapıp direkt dışarı çıkmak istiyordum. Bu işlemi yapmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz diye düşündüm. Zaten sürekli evdeyiz. Kuaförlere de gidemiyoruz. Bari evde yapalım. Bu işlemi evde yapıp yapamayacağımı araştırmaya başladığımda Natura Keratin markasını gördüm. Zaten YouTube'da da yazdığımda karşıma ilk çıkan marka o olmuştu. Pek çok YouTuber'ın videoları vardı. Onları izledim. Açıkçası o kadar fazla video izledim ki şu anda kafam allak bullak ve ne yapacağımı bilemez durumdaydım. Kafam çok fazla karışmıştı. Ta ki şu uygulama kılavuzunu okuyana kadar. Burada her şey o kadar basit bir şekilde dile getirilmiş ki yani şu sıraya göre ilerlediğinizde hata yapma payınız yok bence. Bir de bu ürünlerin kuaförler tarafından kullanılıyor olması da bana güven verdi açıkçası. Ürünleri internet sitesinden sipariş verdim. Benim ilk siparişim olacağı için en küçük boyunu aldım. Small set olarak geçiyor bu. Bu setin tek dezavantajı uygulama sonrası kullanılan sülfatsız şampuan ve saç kremi çok küçük. Yani eğer memnun kalırsam ben tekrar bunun büyük boyundan sipariş vereceğim. Ama zaten memnun kalırsam ya da kalmazsam sizi haberdar ederim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da paylaşımlar yapıyorum. Az önce arındırıcı şampuanla saçımı iki kez yıkadım. Bu işlem öncesinde yapmanız gereken bir aşama. Asıl işlemi yapacak olduğumuz ürünse şu görmüş olduğunuz keratin. Zaten tüm video boyunca bu bize eşlik edecek. Ve bu da az önce küçük diye size bahsettiğim sülfatsız şampuan ve saç kremi. Bir de ürünü evde uygulayacağımız için tabii ki bazı malzemeler gerekiyordu. İşte fırça, tarak ve boya kabı gibi. Bunları da ben web sitesinden sipariş verdim. Bir de aklıma takılan bir iki şey olunca kafam da iyice karışınca ben Natura Keratin'e Instagram üzerinden yazdım. O sırada video çekeceğimi de söyledim. Ve bana özel bir önlük göndermişler. İkinci aşama olarak saçlarımızı tamamen kurutmamız gerekiyor. İşte saçımın kurttuktan sonraki doğal hali. Hemen başlayalım o zaman. Bu arada her ne kadar söylediğimde bana inanmasanız da gerçekten benim saçım çok fazla ve bunu her gittiğim kuaför söylüyor. Ama ben tabii ki saç kremleriyle falan bir şekilde düz kullanmaya çalıştığım için siz hiç bu halini görmüyorsunuz. Saçımızı 3'e bölerek topluyoruz. Bu tokalar da yine o setin içinden çıktı. 80 ve 100 ml arası keratini kabımıza döküyoruz. Bu aşamada biraz gözleriniz yanabilir ama bunun olmasını istemiyorsanız olabildiğince saçlarınızı yüzünüzün önünden çekmenizi tavsiye ediyorum. Keratinizi alıyorum ve uçlardan başlayarak diplere doğru uygulamaya başlıyorum. Şimdi keratin aşamamız bitti. 5 dakika sonrasında alarm kuruyorum. Saçımızı da 5 dakika bekletmemiz yeterliymiş. Bu işlemi yapacaksanız size çok önemli bir ipucu vereceğim. Gözlerinizin yanmaması için lütfen camları sonuna kadar açın. Benim başta gözlerim çok yandı. Hatta gözümden yaş bile geldi. Sonra baktım dayanamıyorum. Gittim tüm camları açtım. Şu anda da çok hafif yanıyor ama o yaparkenki yanma hissi yok kesinlikle. Fön makinesiyle orta sıcaklıkta saçlar tamamen kurutulacak. Yüksek ısı kullanmamamız gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrıntı ve alarmımız çaldı. Saçımızı kuruttuktan sonra şimdi düzleştirme aşamasına geçiyoruz. Düzleştirirken kullanacağınız derece saç türünüze göre farklılık gösteriyor. Benim saçım için 220 derece normal. Bunlar da yine uygulama kılavuzunda yazıyor. Saçlarımızı ince tutamlar haline getirerek düzleştirmeye başlıyoruz. Saçlarımı düzleştirdim ve geldim. Görüyorsunuz ki şu anda jilet gibi duruyorlar. Yarın da saçımıza tekrardan düzleştirici işlemini uygulayacağız. Ve sonra yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Artık yıkayıp son haline bakacağız. O zaman uygulamamızın ikinci gününde tekrar görüşmek üzere. İkinci günden herkese tekrar merhaba. Aslında bugün yapacağım şey çok basit. Saçımı tekrardan son bir kez düzleştireceğim. Sonrasında da yıkayacağım. Bu yüzden karşınıza bugün makyajsız çıkmak istedim. Çünkü zaten birazdan duşa gireceğim. Bu arada dün ve bugün gün boyunca saçıma çok dikkat ettim. Yani böyle çok kulağımın arkasına atmamaya, toplamamaya çalıştım. Şeklinin bozulmaması için. Hemen saçımı düzleştirip bir an önce yıkayıp sonucu görmek istiyorum. Ben normalde yani keratin öncesinde saçımı düzleştirdiğimde bu kadar dümdüz bir görüntü elde etmiyordum. Yine düz oluyordu tabii ama
bu kadar mükemmel fön çekilmiş gibi bir görüntü elde etmiyordum. Bu şu anda tamamen keratinin etkisi. Ama tabii ki asıl önemli olan yıkayıp kuruttuktan sonra nasıl olacak. O yüzden ben şimdi hemen heyecanla saçımı yıkamaya gidiyorum. Bu arada size videonun başına göstermiş olduğum o minik setin içinde yer alan şampuan ve saç kremini kullanacağım. Ve eğer işe yararsa da düzenli olarak o şampuan ve saç kremlerini kullanmaya devam edeceğim. Çünkü bu işlemi yaptığınızda etkisinin sürüyor olması için, devam etmesi için yine o ürünleri kullanmanız gerekiyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi saçımı yıkadım ve geldim. Şimdi kurutma aşamasına geçeceğiz. Yani uygulamamızın son aşamasına. Uygulama kılavuzunda yer alan bütün aşamaları tek tek yerine getirdik. Saçım ıslak halde bu şekilde. Normalde ben size videonun başına da göstermiştim ıslak halini işlem öncesinde. Sonucu görmek istediğinizi biliyorum, o yüzden hemen saçımı kurutacağım. Saçımı kuruttum ve şu anda sonuca gerçekten inanamıyorum. Bu kadar büyük bir sonuç asla beklemiyordum. Tabii ki ürün bunu vaat ediyor. İlla ki düzleştirecekti ama ben biraz daha böyle elektriğini alır, hafif bir kabarıklığını giderir diye düşünmüştüm. Ama şu anda görüyorsunuz saçım bayağı dümdüz. Saçımı resmen yıkadım ve şu anda hala düz. Ben şunu anladım. Gerçekten uygulama çok önemli. Doğru uygulama çok önemli. Ve uygulama kılavuzunda dediğim gibi videonun ortasında da bahsetmiştim. Tıpatıp uyarsanız eğer hata yapma ihtimaliniz yok. O kadar mutluyum ki artık saç düzleştirme derdim olmayacağı için. Bu arada saçımı direkt kuruttum. Başka hiçbir işlem uygulamadım. Ben biraz umduğumu bulamayacağım diye korkmuştum. Ama şu anda o kadar mutluyum ki. O kadar iyi hissediyorum ki. Gerçekten bayağı bakımlı ve parlak da duruyor. Ben şu an inanamıyorum. Evde özellikle böyle bir sonuç alacağımı hiç düşünmüyordum. Kuaförlerde tabii ki bu kadar iyi bir sonuç oluyor. Ama ben evde kendim yapabilir miyim, güzel olur mu, hata yapar mıyım diye düşünmüştüm. Şu anda iyi ki yapmışım diyorum. Hem daha da ekonomik oldu. Çok 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 mutluyum şu anda ve bu videoyu çok mutlu bir şekilde kapatacağım. Umarım faydalı, bilgilendirici bir video olabilmiştir. Ben aslında bu tarz deneme videolarını daha fazla çekmek istiyorum. Uygulamamı istediğiniz işlemler, ürünler varsa yine yorumlarda buluşabiliriz. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz için. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.